Kanal D'nin başarılı bir o kadar da sempatik ana haber sunucusu Buket Aydın'la yaptığım çok özel sohbetle baş başa bırakıyorum sizleri. Kanalımızın güzel ve başarılı sunucusu Buket Aydın'la birlikteyim. Bakalım Buket Hanım beslenmesine dikkat ediyor mu, spor yapıyor mu, modayı takip ediyor mu merak etmeyin hepsini öğreneceğiz. Nasılsınız Buket Hanım? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Sizi böyle görmeye pek alışık değiliz aslında bakarsanız ama çok yakışmış spor kıyafetlerde. Çok teşekkür ederim. Bence yani izleyiciler de sizin vesilenizle ilk defa böyle görecekler. Normalde biliyorsunuz hep takımlar, işte ceketler, ağır elbiseler o şekilde ekran karşısına çıkıyoruz. Ama ben spor yapmayı çok seviyorum. Mutlaka haftanın 4-5 günü buradayım. Spor salonuna geliyorum ve çok da severek yapıyorum. O yüzden yani benim için çok normal ama izleyiciler için anormal bence. Spor yapmaya başlamadan öncesinde ben birazcık sohbet etmek istiyorum. Sizi daha iyi tanımak istiyorum. Spiker olmaya nasıl karar verdiniz? Küçük yaşlarda da düşünüyor muydunuz? Şöyle, aslında yani spiker olmak gibi bir idealim çok küçük yaşta yoktu. Çok başka alanları istiyordum. İşte başta böyle bir uluslararası ilişkiler mi okusam acaba falan vesaire gibi yani öyle şeyler düşünüyordum. Sonra öğretmen olmak istedim. Zaten edebiyat fakültesine girdim. Fen Edebiyat Fakültesi'ne Türk Dili Edebiyatı okudum. Fakat hayat yani beni bir şekilde savurdu. Orada böyle boş günler vardı. O boş günlerde staj yapayım diye bir radyoya gittim. O vesileyle böyle bir habercilerle tanıştım orada. Haberi gördüm, çok hoşuma gitti. Sonra spikerlik sunuculuk kursuna gittim. Oradan bir kanala stajyer olarak girdim. Derken 19 yaşındayken spor spikerliği yapmaya başladım. 19 yaşında gerçekten evet. Bayağı erken. Çok çok erken. Ben şimdi şey diyorum insanlara, 19 yaşlı olaya ne kadar erken tavsiye ediyorum, hayır etmiyorum diyorum. Yani orada bir cahil cesareti varmış. Çünkü çok küçük, olmaz yani aslında ama oldu işte. Mesleğinizde gerçekten çok başarılısınız. Ben de sizi bunu söylemek istiyorum, beğenerek takip edenlerdenim. Bunun dışında modayı yakından takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Ben çok yani severim. İlgilenirim. Gerçekten özel ilgi alanlarımdan bir tanesi. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Hatta bazen çok yaptığımı düşünüyorum. Kendimi durdurmaya çalışıyorum. Çünkü böyle renkli kıyafetlerden çok hoşlanıyorum. Öyle bir yapım var. Aslında ekranda izleyicilerimizin görmüş olduğu look orada birazcık daha hani haberin ruhuna uygun ve ciddiyetine uygun. Ama ben normalde böyle daha çiçekli elbiseler, daha renkli şeyler giymeyi çok severim. Yoğun temponuzda sporda sığdırıyor olmanız gerçekten spor aşığı kişiler arasında yerinizi alıyorsunuz bence. Şimdi sizinle birlikte spor yapacağız. Ben size bugün eşlik etmeye çalışacağım. O yüzden bir an önce başlamak istiyorum. Neler yapacağız? Siz de bizden ayrılmayın. İp atlamanın size sağladığı yararlar neler? Kardiyo amaçlı olarak yapıyoruz. Ben çok seviyorum. Barış benim bu kadar sevdiğim bir şey bulana kadar çok zorlandı. Benim biraz dikkatim dağınık ve şöyle söyleyeyim yani konsantre olamam. Pilates yaparken evet çok çabuk sıkılıyorum. Pilates yaparken bir anda kalkıyorum. Barış birazdan anlatır ve şöyle yapıyorum. Ben çok sıkıldım, gidelim buradan, hayır istemiyorum. Ben niye pilates yapıyoruz diyorum. Oysa ki ben demişim pilates yapalım diye. O kadar sıkılgan bir insana şunu verdi ve yani benim hayatım değişti. Hem vücudumuzun her yeri çalışıyor. Aynen. Çok yararlı, çok ciddi anlamda çok hızlıca kalori yaktırıyor. Ben tatile gittiğimde bu sene yanımda ipimle gittim. Süper. Ve beni görseniz gülmekten ölürdünüz. Otelin bilimum yerlerinde üzerimde şort, altımda spor ayakkabı, elimde ip çat 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 ip atlıyorum. Herkes bana bakıyordu böyle. Ve ilk defa bir tatilde kilo almadan dönmeyi başardım ip sayesinde. İp bence şey yani hani vazgeçilmez bir şey. Hem her yere de götürebiliyoruz, hem evet. Spor yapmamız kolay. Hem de acayip bence kalori yakıyoruz. Aynen. Yo, nasıl şu yoruldum? Anda da bakın nefes nefese kaldı. Aynen. Ama ip atlarken konuşmak çok kötü bir şey, onu söyleyelim. Bakın ne olur demeyin yani bunlarda kondisyon yok. Siz de gelin atlarken konuşun, görürsünüz. Biz şimdi diğer bir hareketimize geçiyoruz. Fakat Buket Hanım, spora geldiğinizde ne kadar bir süre harcıyorsunuz? Biz bir saat antrenman yapıyoruz. Yani tam bir saatimi burada geçirmiş oluyorum. İşte biraz ısınıyoruz. Ondan sonra işte yaklaşık olarak 50 dakika antrenmanımız sürüyor. Ardından da esneme hareketleri yaparak o şekilde bitiriyoruz. Hani... Peki biz şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Barış hocamızdan hemen tüyolarımızı alalım. Spor yapmaya
yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da merak ettiklerimi soruyorum Buket Hanım'a. Buket Hanım, spordan sonra ritüelleriniz var mı? Neler yapıyorsunuz beslenme konusunda? Hocam kulaklarını kapatsın söyleyeyim. Çok tatlısınız. Şimdi bazen yediğim üstünün fotoğraflarını Instagram'da story'e atıyorum. Ama Barış'ı engelleyeceğim Instagram'ımdan, bunu burada açıklıyorum. Story'e atıyorum, bir dakika sonra yok artık onu mu yedin, hemen geri gel, hemen spora gel diye böyle ciddi bir baskı, ama gerçekten sağ olsun o beni böyle tutmasa ben birazcık severim. Özellikle tatlı yemeği çok severim. Yani yemekle çok aram yoktur ama tatlılarla maalesef ki var. Beni tatlı konusunda durdurduğu için Barış'a buradan teşekkür ediyorum. Spor yaparken spor eğitmeniyle çalışmanın güzel yanı da bu, sizi durduruyor. Çünkü evet. Sürekli spora geç kaldın, gelmiyor musun? Hayır, tabii. Onu yeme. Bu şekilde motive çok iyi işe yarıyor gerçekten. Ya bir de şimdi bak, birlikte de yapıyoruz, görüyorsun. Hani bir süre sonra işte bacağın ağrıyor, yapmak istemiyorsun ve yoruluyorsun, nefes nefese kalıyorsun. Şimdi eğer ki biz bunu kendimiz sadece ikimiz yapsak, diyeceğiz ki birbirimize, ya tamam yeter. Bir kahve içelim. Evet, kahve içelim, ama Barış burada olduğu zaman bana diyor ki, efendim devam, devam, hadi 13, 14, 15, 25, bitmiyor yani. Evet. Bitmiyor bir türlü. Ama tabii çok önemli bir şey, yoksa olmaz. Yani ben hemen bırakırım, aşağıda kahvede beni rahatlıkla görebilirler. Biz şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Bitmedi, daha devam ediyoruz. Süper. Kadar yoğun olduğunuzu biliyorum, bu değerli vakitinizden bize de ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek, zevkti benim için dedim ve çok eğlenceli oldu. Çok güzel, pozitif bir enerjiniz var sizin, ekibin. İyi ki geldiniz. Kanal D'nin güzel sunucusu Buket Hanım'la çok güzel bir gün geçirdik. Sizlere de bol sporlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.